Evet arkadaşlar, herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugün köye küspe götürüyorum. Paketli, gördüğünüz gibi. Yaklaşık 3 ton yük var. Sekromizin ağır devrini size yükte performansını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kara şanzıman daha iyi yükte, yoksa sekromiz mi? Şimdi köye doğru gidiyoruz. Hangisi daha iyi göstereceğim. Geçtik arkadaşlar. Şu iki kalsın gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, kara şanzıman olsa böyle rahat geçmiyor işte. Her viraj geçişinde jantlama yapıyor. Bu da yükte çok farkıcı. Şimdi şurada bir rampa çıkacağız. O rampada farkını size göstereceğim arkadaşlar. Yani sekromen şanzımanın yükteki farkını şimdi o rampada anlayacaksınız. Sekromen 4 aşağıda olur her zaman arkadaşlar. Kara şanzımanın 4 ikinin olduğu yerde ortada olur. Kara şanzıman neden yük değildir arkadaşlar? 3. vitesle 4. vitesin hız mesafeleri aynı olduğu için, yani hızlar aynı olduğu için rampada ta 2'ye kadar düşüyor, ama sekromiz böyle değil. 3 ve 2'nin hız aralığı aynı olduğu için rampada sekromiz kara şanzımandan daha iyi gidiyor. Ama tallada kara şanzıman tabii ki. Biraz kaptıralım motorumuzu. 4'ler. Şanzıman olsaydı arkadaşlar, şimdi taktığımda 2'ye düşerdi. Bakın şu an 3'te çıkıyor. Çok kara şanzımanla yük götürdüm.
Evet arkadaşlar, eve geldik. Sekromecin yükte bir nebde de olsa nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Yani kara şanzıman bunun üçle gittiği yerde ikiye düşüyor arkadaşlar, yani o yani başka bir şey yok. Arkada 3 ton yük var. 5 tane şey var. Tanesi 550 kilo. 3 ton diyeceksin yani. Efsanemiz de maşallah güzel geliyor ya. Hiçbire düşmedim mesela. 3 ton yükle hiçbire düşmedim arkadaşlar, gördüğünüz yani. Bu şekilde. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yani sekromecin farkını anlamışsınızdır inşallah. Ben 200 olsa sekromec dedim. Aa, bizim sabanda bu. Ben bunu 4 takviyeyle çok rahat bir şekilde motor önünü kaldıra kaldıra çektiriyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun yani. 4'lü 8'li. Kilosu da kaç kilo arkadaşlar, bakın. 318 kilo. Bakın, evet. Gördüğünüz gibi 318 kilo. Bunu hiç tıklamadan, bakar mısın demeden rahat bir şekilde çekiyorum. Toprağın şeyine göre, eğer toprak hafifse birle bile gidiyor. Bizim mesela şu arka tarafta bir tarlamız var. Oranın toprağı çok gevşek. Birle çok rahat gidiyor. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu da benim Albeya. Zalim Albeya. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar.